38 yaşındayız. Bu mücadeleyi biz başlatmadık ama başlatanlar, başlatırken mücadele esnasında yaşamını yitirenler, katledilenlerin hepsini de saygıyla anıyoruz. Yine bu mücadele esnasında hapishaneye düşenler, tutsak düşenler, insan hakları mücadelesi alanında yargı tacizine maruz kalanların hepsini de yine selamlıyor, mücadelelerini anmış oluyoruz. Şimdi 38 yaşındayız. Evet, birileri bu mücadeleyi inşa etti, doğurdu, yaşattı ve bizim de büyütmemiz gerekiyor. Bu mücadele esnasında var olan sorunların hepsi belki de bu coğrafyadaki hala devam ediyor ve bizim de mücadele konumuzu oluşturuyor. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin ve coğrafyamızın en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorunu. Onu anmadan geçmememiz çok doğru olur. Kürt sorunu artık bu coğrafyada kronikleşmiş ve hastalık haline gelmiş, çözülmesi gereken, bir şekilde barışla sonuçlandırılması gereken, aksi halde rizikolarının çok ağır olduğu bir sorun ve bu sorunun bir şekilde tamamıyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yine kadına şiddet ve LGBT artı sorunlarına değinmemiz gerekiyor. Bu coğrafyanın en temel sorunlarından biri. Kadına şiddet her geçen gün iktidarın da özellikle ataerkil dilini arttırması ve bunu şiddetlendirmesiyle aynı zamanda bir şekilde kadına şiddet olarak onların şiddet dili toplum içerisinde fiziki şiddete bir şekilde dönüyor kadınların nazarında. Yine LGBT artılarla ilgili nefret ve ayrımcı söylemler de onların bu coğrafyada yaşamasını çok ciddi derecede zorlaştırıyor ve büyük bir sorun haline getiriyor. Yine hapishane sorunlarına değinecek olursak, Türkiye'deki hapishanelerde özellikle siyasi mahpuslara karşı yapılan muameleler, onların kanundan doğan haklarının kendilerine tanınmaması ve hapishaneyi bir tecrit alanına dönüştürmeleri bu sistemin bir şekilde onların yaşamlarını da çekilmez kılıyor ve bu coğrafyanın en başat sorunlarından biri haline getiriyor hapishane sorununu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bu mücadele alanlarında, yani bu sorunlarla ilgili mücadele alanlarındaki ifade özgürlüğü de, ifade açıklamaları ve bunlara karşı yapılan baskılar da bir şekilde sorun haline gelmeye başlıyor. Son zamanlarda Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve toplantı gösteri yürüyüşleri özgürlüğü endeksine baktığımız zaman neredeyse Afrika kabilelerinden bile çok daha geride bir endeksimiz var. Bu sorunların da çok hızlı bir şekilde çözülmesi ve yargı bağımsızlığının tekrardan tesis edilmesi lazım. Niye ihadedeyim? Açıkçası en güçlü yönü ihadenin kendimi yalnız hissetmemek. Yalnız hissetmiyorum. Yoldaşlarımla, dostlarımla bir arada olmak, birlikte bir mücadele alanının içerisinde olmak beni iyi hissettirdi. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Ve çok büyük bir aile olduğumuzun da farkındayım. Onun için ihadedeyim. Biz var olursak insan hakları var olacak. Biz olursak birileri diyecek ki evet burada birileri var ve ses çıkartıyorlar. Belki çekinceler oradan gelişecek. İyi ki yolum sizinle kesişti. Çocuklar özgür yaşamalı.